Bugün sizlere güzel bir sütlü tatlı yapacağım. Kazan dibi. Buyurun malzemelere sayarak başlayalım. Bu sıcak havada şerbetli tatlılar biraz ağır oluyor. Tabii ki sütlü tatlı da tüketebiliriz. Burada 2,5 litre sütümüz var. 1 bardak dolusu pirinç unumuz var. 1 bardak dolusu mısır nişastamız var. Pudra şekerimiz var. 1 kaşık tereyağımız var. 1 çay kaşığı vanilyamız var. 3 su bardağı şekerimiz var. Önce sütümüzü tencereye alarak başlıyoruz. Tabii hepsini boşaltmayacağız. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Sütümüzden çok az bir şey ayırttık. Bunun için de pirinç unu ve nişastayı çözdüreceğiz. Bunu buraya bırakıyoruz. Ocağımızın altını açalım. 1-2 dakika ılıyınca hemen nişasta ve pirinç ununu ekleyeceğiz. Sütümüz aşağı yukarı 2 dakika ılıdı. Bu şekilde. Hemen burada pirinç unu ve nişastamızı çözdürüp sütümüze ilave edeceğiz. Pirinç unumuzu da veriyoruz. Burada bir çay kaşığı da vanilyamız vardı. Evet, şimdi bunu yavaş yavaş ısınmış sütümüze ilave ediyoruz. Şimdi bu aşamadan sonra sürekli karıştıracağız. Hiç durmadan, dibine yakmadan devamlı karıştıracağız. Bir 2-3 dakika sonra da şekerini ekleyeceğiz. Kaynayana kadar, koyu bir kıvam alana kadar bu işleme devam ediyoruz. Şu an çok az kıvam almaya başladı. Hemen şekerimizi de ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Efendim burada muhallebimiz pişmeye devam ediyor. Biz de bu sırada gördüğünüz gibi tepsimize pudra şekerini veriyoruz. Her tarafına eş şekilde pudra şekerini dökeceğiz. Pudra şekerini dökmedeki amacımız tatlımızı yaktığımızda ters çevirdiğimizde yanık kısmının daha parlak durması. Pudra şekerimiz de yoksa toz şeker de kullanabiliriz ama tepsiye kesinlikle tereyağı sürmemize gerek yok. Kazan dibimizin muhallebisi şu anda hazır, hemen hemen 10 dakikadır karıştırıyoruz. Bir kaşık tereyağımızı verelim. Karıştırma işlemine devam edelim. Birazdan tepsinin tabağını yakmaya başlayacağız. Tepsimizi şu anda ocağa aldık. Yavaş yavaş pudra şekerimizi karamelize edeceğiz. Burada da muhallebimiz var. Bakın kıvamı bu şekilde oldu. Ama hiç durmadan hala karıştırmaya devam edeceğiz. Bir 5-6 dakika daha karıştıracağız ki bu elastiksi kıvamı yakalayalım. Yani şöyle süngerimsi kıvam var ya. Hem sert gibi duracak hem yumuşak olacak. O kıvamı yakalamamız lazım. O kıvamı da bu şekilde sürekli çırparak yakalayacağız. Tepsimiz şu anda pudra şekerleri eriyor. Karamelize olmaya başladı. Bir yandan da hiç durmadan burada kazan dibinin muhallebesini karıştırmaya devam ediyoruz. Hemen hemen kaynamaya başladı. Bakın göz göz olmaya başladı. Şu an tepsimiz hazır. Kazan dibimizin muhallebisinden çok az eşit şekilde tepsinin her tarafını alacağız. Çok fazla almayalım. Altını rahat görmemiz için az alacağız. Bizim için bu yeterli. Artık yavaş yavaş bir 10-15 dakika boyunca orantılı bir şekilde tepsimizin her tarafını kontrol ede de yakacağız.
Şu anda gördüğünüz gibi hala devam ediyoruz. Tepsimizin tabanını yakmaya. Bakın bu şekilde oldu. Çok kalın koyarsanız altını takip edemezsiniz. Yanıyor mu yanmıyor mu. Ama ben ince döktüğüm için bakın her türlü takip edebiliyorum. İnşallah siz de bu şekilde yaparsanız bu yöntemle güzel bir sonuca ulaşacaksınız. Şunu da söylemek istiyorum. YouTube'da arayıp da bulamadığınız kazan dibi tarifi bu ölçülerle bu videoda. Hemen hemen şu anda son aşamaya geldik. Bakın gördüğünüz gibi tepsimizin tabanı eşit şekilde her tarafını yaktık. Mahallemizi mikserle çekeceğiz. Blenderla çekeceğiz. Buraya aktaracağız. Yaklaşık 1-1,5 dakika blenderla çektik. Evet, artık tepsimize aktarabiliriz. Efendim şu anda tatlımız hazır. Dışarıda biraz soğuyacak. Oda sıcaklığına gelince dolaba koyacağız. Normal şartlarda yarım gün dinlenmesi gerekiyor dolapta. Ama biz 5-6 saat dolapta dinlendireceğiz. İnşallah son kısmını yani sonucu sunum kısmında birlikte göreceğiz. Efendim şu anda kazan dibimiz hazır. Gece saat 12 olsa da bekledik. Kazan dibimizi dinlendirdik. Sonuca bakacağız inşallah. Buyurun. Dilimleyerek başlayalım. Bıçağın ucuyla bu şekilde keselim. Şimdi birlikte sonuçları göreceğiz. Kazan dibimizin tabanı nasıl oldu? Güzel yandı mı, yanmadı mı? Dilimlerimizi yaptık. Spatulamızı çok az suya batırıyoruz. Bu şekilde hem de fazla yapışmayacak. Tabandan iyice sıyırarak tatlımızı çıkartabiliriz. Biraz zor olacak ama bu işlem. Ne yapalım? Bakın gördüğünüz gibi. Hop. Şu an gördüğünüz gibi kazan dibilerimiz hazır. Porsiyon aldık. Bir porsiyon bu şekilde yaptım. Bir porsiyon böyle kavisli hazırladık. Çok az Antep fıstığıyla süsleyeceğiz. Fıstıksız olmaz tabi. Gaziantep'te yaşıyorsak fıstıksız olmaz. Tabi gösterek dönemidir. Ben kenarlarına bu şekilde hafiften kakao serpileyeceğim. İsteğe bağlı sos da kullanabiliriz. Bu meyveli sosumuz çok yakışıyor. Ben çok az buraya dökeceğim. Efendim gördüğünüz gibi tatlarımız bu şekilde oldu. Umarım sizler de denersiniz. Aynı ölçülerle yaparsanız kesin güzel sonuçlar alacaksınızdır. Açıklama kısmında zaten bütün ölçüleri bulacaksınız. Gece geç saat olduğu için tadına bakmak istemiyorum. Bu tarifin de sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmuyoruz.